aslında bu yaptığımız çalışmaların dışa yönelik kısmından da bir miktar aslında bahsetmek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Bu kurumsal iletişimle başladı. Bu bizim müşterilerimize ve bizi dışarıdan izleyenlerin algılarında bu dönüşüm etkileri anlamında bahsediyorum. İşte web sitemizdeki değişiklikler, orada bir dinamik yapı oluşturmaya çalıştık. Bizim o dinamik yapı içerisinde ürünlerimizin özelliklerini öyle bir yapılar haline sunmaya çalıştık ki bizim müşterilerimiz aslında bizim fabrikalarımızı ziyaret etmeden, bizim ürünlerimizi görmeden, dokunmadan, örnekleri dahi görmeden dijital ortam üzerinden kendilerine uygun fikir sahibi olabiliyorlar. Seçebilecekleri bütün analizleri, altyapısıyla birlikte seçebilecekleri ortamlar oluşturduk. Ürün lansmanlarını yaptık. Yeni ürün lansmanlarımızı dijital ortamlarda bunları mailingle aslında olabilecek potansiyel müşterilere duyurduğumuz bir altyapı oluşturduk. Bu ciddi, güzel, verimli bir şekilde devam eden bir iş kolu. YouTube uygulamalarıyla aslında bizim ürünlerimizin uygulamaları ve bu uygulama örneklerini güncel hale getirdik ve buradaki sürekli örnekleri de paylaşmaya devam ediyoruz. Bu anlamdaki aramalar da aslında müşterilerimizin bize doğru yönlendirmelerini sağlıyor. Kurumsal iletişim bu anlamda gerçekten bu dijital dönüşümü en başta uygulayan bölümlerimizden biri oldu. Arkasından SAP'nin ARGE modülünü devreye alıyoruz bu sene içerisinde. Bu da müşteri girdilerinin, taleplerinin doğru verilmesiyle birlikte bizim tasarlayacağımız ürünü modelleyen bir yapı. Bunun içerisinde pazara ürün sunma hızımızı çok artırmaya yönelik aslında bir bu anlamda bir dönüşüm gerçekleşti. Ama ARGE'de tabii amaç ulvi projeler değil, gerçekten teknik olarak istenen ölçekte ARGE projeleri üretebilmek, satışa dönen ARGE projeleri üretebilmek. Hedeflerimiz de aslında bu doğrultuda, dönüşümü de buna entegre etmeye çalıştık. Satış anlamında da, dijital dönüşüm anlamında uzaktan erişim ile aslında sahadaki bütün arkadaşlarımız veriye ulaşabilir durumdalar. Onların ihtiyacı olan bütün MIS verileri onların eline ya, zaten ulaşabiliyor durumda ya da onlar uzaktan erişimle bunu elde edebiliyorlar ve müşterideyken bu anlamda zaten Kimpu'nun içinde yaşıyorlar. O anlamda bir hizmeti de sunuyorlar. Böyle özetleyebiliriz dijital dönüşüm adına yaptıklarımızı da. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın, bizimle kalın.